1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KOBİ Zirvesi, Küresel Rekabet ve Kalkınma Stratejileri ana başlığı altında başladı. Ekonomi Sanayi Ticaret Bakanlığı, Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen zirve 2 gün sürecek. Lefkoşa Golden Tulip Otel'de yer alan zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Zirveye Akıncı'nın yanı sıra Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Ekonomi Sanayi Ticaret Bakanı Sunat Atun, Türkiye KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİ GEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, konuklar, iş insanları ve davetliler katıldı. Kalkınma Makası biliyorsunuz siz de az önce Sayın Bakanlarımızın katıldığı girişim bölümünde ifade ettiğiniz üzere 2007 yılında itibaren sizlerle başlatmış olduğumuz bir işbirliği vardı. Sanıyorum bu aradaki dönemde biraz sekteye uğradı bu. İnanıyorum ki özellikle bugün Sayın Bakanlarımızın imzalamış olduğu işbirliği protokolünden sonra bu işbirliği olanaklarımızı ben konuşmamda özellikle devlet planlama örgütü olarak KOBİ'lere yönelik uyguladığımız yatırım teşvik mevzuatı ve bu süreçte buna bağlı olarak yaptığımız destekler ve bunları içeren bazı verileri paylaşacağım. Ama bundan önce KOBİ'lerle ilgili olarak önemsediğim ve ülke ekonomisi ve sosyal hayatı içerisindeki yerlerini perçinleyen bazı hususlara değinmek istiyorum. Bu manada bizim üzerinde yüklenen KOBİ stratejisi ve eylem planı, yine son dönemde çıkardığımız, geçen sene çıkardığımız girişimciliğe ilişkin Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda KOSGEB'in sorumluluğunda yürüyen eylem planları. Dolayısıyla bu anlamda, bu çerçevede oldukça fazla görevimiz var diyebilirim. Misyon ve vizyonumuz esasında KOSGEB'den alındı ve ülkemizdeki KOBİ'lerin dünya pazarlarına ve rekabet edilebilirliklerinin arttırılması, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin bir rol oynaması için düşünüldü ve dünyada benzer ülkelerde örnek alınabilecek kadar iyi bir kuruluş olmayı hedefledi.